Number One TV ekranlarında Starzone'dayız ve Gripin yanımızda, Gripin'de devam ediyoruz. Arkadaşlar valla bugün çok eğlenceli geçiyor. Sizler de karşımda böyle kaliteli müzisyenlerle beraber. Hoşuma gidiyor. Diğer üçünüz de olsaydı, üçlü grupla olsaydı da keşke 6 kişi, 7 kişi böyle bir eğlencemizi yapabilseydik. Neyse, umarım belki ilerleyen programlarda tekrar konuğumuz olursunuz. Peki bunun dışında şunu soralım size. İnternet hakkında biraz konuşalım. İnternet siteniz var, onu verebiliriz. Evet, internet sitemiz www.gripin.org. Oradan konserlerimizi takip edebilirsiniz. Ayrıca oradan foruma tıkladığınız zaman forum sitesine yönlendiriliyorsunuz. Orada da bayağı bir aktif bir forum sitemiz var. Evet, çılgınlar gibi yazışıyordum indek. Ben bugün baktım ya, evet. Forumuna girdim. Yani zaten albümün ilk çıktığı zamanlarda internet sitemizi güncelleyemedik. Yani kendi resmi sitemizi. Forum sitemiz çok daha aktifti yani. Konserlere oradan haber vermek durumunda kalıyorduk falan. Hı-hı. Bayağı bir uğraşıyorlar onun için. Evet. Fan siteniz falan var mı öyle? Fanların ekibinizi? Bu o işte hani kendi resmi sitemizden foruma tıkladığınız zaman fanlara geçiyoruz. Fan sitesine yönlendiriliyorsunuz. Facebook'ta falan gruplar zaten var. Onları evet. Zaten şey yapmıyorum. MySpace var. MySpace zaten var. MySpace DD var. MySpace adresiniz neydi? MySpace.com/Gripin Band olabilir. Gripin Band. Gripin olabilir. Olabilir. Gripin olabilir. Birkaç tane vardı galiba. Gripin Cover var bir tane. Gripin Cover. Bir de Gripin Band. Allah. E-mail adresi de efendim gripin18m@ değil mi? Oluyor ya. Abdül18f@ adıyla diyor. Öyle bir site. Peki şey, YouTube'da falan böyle girip bakındığınız oluyor mu? Açık olduğu zamanlar. Açık oluyor. Evet, bu aralar açık olduğu zamanlar. Sağ olsunlar yine güzel bir kararla. Amatör yeteneklere falan dikkatinizi çeken oluyor mu içlerinden? Veya hani böyle izlediğinizde beğendiğiniz isimler oluyor mu? Yani takip ediyor musunuz? Çünkü çok kişi bir mücadele veriyor orada. Evet. Ön plana çıkmak için. Beni 100 bin kişi izledi, hayır beni 4 bin kişi de yüklenmişim falan diye. Baktığınız oluyor mu? Çok güzel oldu. YouTube'dan mesela takip ediyoruz. Bizim parçaları coverlayanlar var mesela. Aa çok güzel. Onları, onlardan çok orijinal, enteresan şeyler oluyor. Öyle. Arda Bey, siz takip ediyor musunuz? Ediyor musunuz? Ben de ediyorum. Çok fazla değil ama. Kerem siz? Ben de ediyorum. Bu müzik yarışmalarına katılan gruplara bakıyoruz. İnternette yayınlanıyor mesela şarkılarını. Yani oradan takip ediyoruz, amatör gruplara bakıyoruz yani. Abi takip etmekte fayda var. Yani sonuçta siz çok yaratıcı adamlarsınız. Orada da gerçekten yaratıcı insanlar var. Hani keşfedilmemiş yetenekler yatıyor diyelim. Tabii. YouTube gibi falan sitelerde. Enteresan. Ben çok bakıyorum. Bizde de gelenler oluyor. İşte dediğim gibi insanlar bir leyle, bir gitar, bir bas gitar, bir davul bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bence çok başarılı bir şey çünkü yani yaratmak lazım, üretmek tabii, lazım. Müzik. Yarattıklarını paylaşmak için de çok güzel bir şey yani. Tabii çok kötüler de olabilir aralarında ama iyiler. Aradan sıyrılacak diye düşünüyorum ya. Evet. Gerçekten çok iyi. Valla bu internet ortamında da şeyler farklı. İnsanların mesela birinin bestesini çalıp üzerine ben yaptım diye çıkanlar falan var. Onlar da çok komik oluyor. Evet, evet. Mesela sizin de besteyi biri çıkıp da yani bugün ben yaptım. Yahu bunu diyebilir. Dalgalandım da duruldum benim bestem diye çıkıyormuş bir adam. İşte biri söylemiş zor, mesela biraz. Amatör yeteneğin parçasını çalıp kendini amatörcü yapıp benim beslenmiyor. Enteresan. Neyse sizinle devam edeceğiz. Şimdi sırada Pool grubu var efendim. Pool grubunu izleyelim. Gerçekten başarılı bir parça. Hemen ardından Gripin'de buradayız.